Merhaba turunculayoyun.com takipçileri, ben Tamer Reşil. Daha oyunlarla spor yapıyorum. Dördüncü bölümle karşınızdayım. Bugün apayrı bir bölüm yapacağım. Pek sporla alakalı olmayacak ama oyun oynayacağız. Kamerası da ortak olduğu için diğer bölümlerle dedim bu serinin içine koyayım bu videoyu. PlayStation 4 üzerinde oynuyoruz. PlayStation 4 kamerasına özel bedava bir oyun. Şu anda kumandaya görüyoruz. Çift motorlar varmış. Hareket algılayıcı varmış. Tabii kumandanın içinden ses geliyor, hoparlörler. Ve kamera şu şekilde PlayStation 4 joystick'ini nasıl kullandığımızı görüyoruz. Kamerada biraz şimdi düzeldi. Düzeldiğine göre saçma sapan hareketler yapmamıza gerek yok. Yapmama gerek kalmadı. Şimdi PlayStation 4 kumandası elimde. Yanımda Duman ve diğer yanımda uyuyan Alice. Hiç oralı bile değil. Alice var. Hep birlikte sunacağız bu programı sizin için. Normalde oyunlarla spor yapıyorum da hareketli şeyler yapıyordum. Baktım çok terliyorum. Dedim bir bölüm biraz yavaşlayayım, durulayım. PlayStation 3'ün kamerası dan çekmiştik önceki 3 videoyu. Fakat PlayStation 4'ün kamerası farklı bir şey. Hatta PlayStation Eye kamera ismi aynı fakat PlayStation 4'e özel bir kamera. 3'te çalışmıyor. Gerisi zaten farklı. 3'teki de 4'te çalışmıyor. Onu hemen söyleyebilirim. Ayrı almanız lazım ve $60 yaklaşık 150 liralık bir fiyatı var. Yalnız fazla bulunmuyor Türkiye'de. Satılmadığı için olabilir veya çok satıldığı için de olabilir. Bilmiyorum. Biz de yeni aldık. Zaten Twitch canlı yayınlarımızda kullanıyoruz. Gayet küçük bir şey PlayStation 4 kamera. Hemen şuraya görüntülerini vereyim. Bir bakın. Tabii ekstradan sonradan ekliyorum bunları. Çok küçük. Ben çok küçük buldum. Daha büyük bir şey bekliyordum. Nedense Xbox'ın Kinect'inden biraz büyük, irice kameraya alıştığımız için olsa gerek. Neyse. Bu kamerayı aldıktan sonra şu an için PlayStation 4'te herhangi bir oyun yok. Sadece ben Twitch yayınlarını kullanmak için, canlı yayınlarımızda kullanmak için almıştım. Fakat içinden bir tane The Playroom diye hem kamerayı hem de böyle joystick tanıtım amaçlı bir oyun çıkıyor. Onu size göstereyim istedim. Fazla hareket etmeden oyunlarla spor yapıyorum'un dördüncü bölümünde. Şöyle hemen bir basalım bakalım neler varmış. Az önce kumanda ayarlarına bakmış olduk. Asobi var. İki kişi oynayabileceğimiz iki joystickle. AG hokey var. Augmented AG robotları var. Augmented Reality diyecektim ama değil. Gerçi bu da Augmented Reality oluyor biraz. Sanal gerçeklik. Kamera ayarları var. İsterseniz bir baştan şu AG robotlarına bir bakalım. Sonra en son kamera ayarlarını falan da gösteririm size. Belli bir uzaklıkta ve ışık açısı istiyor. AG robotlarına merhaba deyin. Bu etkinlikte belirli bir hedef yoktur. Sadece rahatlayın ve küçük arkadaşlarınızı bir yerde gezintiye çıkarın. İpucu: bir etkinlikten çıkmak istiyorsanız sadece Options düğmesine basın. Devam etmek için bir düğmeye basın diyor ve basıyoruz. Aha da Asobi'miz geldi ve joystick'imizin içine şöyle şurada mikrofonun şurada PlayStation 4 kumandasının hoparlöründen ses geliyor şu an. O sesler de içinde bir şey varmış gibi hissettiriyor ve titriyor şöyle salladıkça. İçinde bir şey olduğunu hissediyorsunuz adeta. Şöyle yapınca da hem de küçük robotlarımızı atıyoruz. Bak. Tamam. Tabii yapay şey bize olduğu için. Gel bakalım buraya. Bu şekilde şöyle hızlı atalım biraz. Sağa sola şunlardan sallayabiliyoruz. Şuradaki PlayStation 4 kumandasının joystick'in üzerindeki dokunmatiğine dokunarak atıyoruz. Bu şekilde doldurabiliyoruz. En son ördek çıkıyor. Şu anda bu arada benim karşımda televizyon var. Tabii ki oradan görüyorum. Siz de benim görüntümü görüyorsunuz. Benim televizyonda gördüğüm görüntü de şu an beni gördüğünüz şekil. Yani etrafımda şu an şeyler varmış gibi görüyorum. Kalkalım biraz ayağa isterseniz. Sonuçta oyunlarla spor yapıyorum. Şöyle tekmeleyebiliyoruz onları. Dağıtalım biraz şunları. Spor dedik, spor yapalım.
Robot uçuşu kupasını kazandım. İlk defa vurmuşum böyle. Biraz öne geldim galiba. Gerçi bunlar da önde. Şöyle kıştırayım diyeceğim ama. Yok ya. Hemen terledim. Sonuçta oyunlarda spor yapıyorum. Duman da bana pek rahat vermiyor kendim. Şöyle onları bir toplayalım. Duman. Duman kedimi de toplayayım. Yalnız ışık. Gel lan sen mi kaldın? Şöyle onu da aldık. Bu bir tane şeyi hemen options'a basalım, diğerine geçelim diyeceğim de bir saniye oyuna da bak. Evet, kumandanın içine bakalım neler oluyormuş. Kumandanın içi bu şekilde. Kumandanın içindeki illeri de görebiliyoruz. Şöyle alttan tuşları görüyoruz. Şöyle biraz daha atalım. Duman oynuyor şu an kedim. Onlarla oynuyor. İsterseniz farklı bir şeye daha bakalım. Ana menüye dön diyoruz. Yine ortadaki dokunmatik ekranımızı kullanıyoruz. Kontrolörümüzün üzerindeki. Hemen şöyle yine aynı şekilde hareketi yapalım. Şu neredeydi o? Osabi. Osabi ile oynayalım biraz. Osabi de az önceki robotları getiren kendisi metalik arkadaşımız. Odanızda bir uçuşa çıkaracakmışız onu. Bu etkinlik oda dokunmanıza ve sensörlerin gıdıklanmanıza izin verirmiş. Birlikte eğlenmeyi unutmayın, yumruklamak yokmuş. Devam etmek için bir tuşa basıyoruz. Unutmayın yumruklamak yok dediyse. Gel bakalım neredesin? Şu anda kontrolörden ses geliyor. Şöyle yapalım, çıkaralım onu. Aha da geldi kendisi. Ne oldu lan? Üzgün müsün? Osabi. Asabi. Asabi koysalarmış daha iyi olurmuş ya. Asabi. Hop. Oyun mu oynamak istiyor? You win. Sen kazandın diyor. Hayda ben kazandım. Ne oldu lan? Niye bozuldu moralin? Osabi bugün biraz dargın bize. Şöyle herhangi bir şey yapıyorum. Neredesin Osabi? Osabi gitti. Hah geldi. Ne yapıyorsun lan? Woo! Osabi gel buraya. Ben şöyle dumanlı kedimin de üstüne basmayayım. Hop. Hop. Hayda beni mi görmüyor musun? Burada mı kalıyor? Burada kalıyor. Göremiyorum ki. Yapay. Ne oldu Osabi? Şöyle biraz oynayalım ondan. Onun. Aa beni tanıyor şu an. Heh. Yüzümü mü görmedin ya Osabi? Gittim diye üzüldü herhalde ya. Osabi. Ne yapıyorsun koçum? Ya tabii bu tür teknolojiler için henüz erken. Heh bozuldum. Fight night yapalım biraz Osabi gel. Hayda dondurdu yüzümü Osabi. Osabi'yi daha fazla kızdıracağım. Yalnız oyunlarla spor yapıyorum diğer bölümlerine göre daha çok terledim ha.
çıldırdı. Ne yapıyorsun sen ya? Kafam yandı. Arkadaş bunlar biraz saçma olmuş ama sizin için göstermeye çalışıyorum. Anlamadı olsa bir soru işareti galiba. Ne oldu lan, kafam mı karıştı? Right. Olsa bir kızdırdık. Duman duman duman. Hadi son defa sinirlen de yak kafamı bitirelim o sırada. Elektrik çarptırdı. Osabi yeter ya. Vallahi canım sıktın Osabi. Bunu bitirelim arkadaşlar. Osabi güle güle. Şöyle ana menüye dön diyoruz. Ben de bu arada küçük küçük boncuk boncuk terledim. Tam bir oyunlarla spor yapıyorum oldu açıkçası. Herhangi bir şey yapmadım ama. Şöyle yapıyoruz. Menüye bakıyoruz. Şimdi. AG okey nasıl bir şey? Basıyorum fakat benim ikinci joystick'im ve yanımda biri olmadığı için oynayamıyorum. Ama. Nasıl olduğunu merak ediyorsanız hemen şuraya görüntü olarak vereyim size. Bu şekilde karşılıklı olarak iki kişi şöyle tutarak oynuyorsunuz. Çok eski ping pong'tu galiba oynadı. Şimdi ismi tam gelemedi. İlk bilgisayar oyunlarından biridir bu. Onu işte canlandırmaya çalışmışlar herhangi bir oyun olsun diye. Bunun dışında da zaten bir şey yok. Hemen şöyle bir de oda ayarlarını göstereyim. Son olarak menümüzdeki olan. Başlarken televizyonla benim yaptığım gibi şeyin önünü boşaltıyorsunuz. Televizyonla koltuk arasını ve arada 2 metrelik bir mesafeye ihtiyaç duyuyor. Sonra odanın iyi aydınlatıldığından emin olun diyor. Işık olsun diyor. Mümkünse sadece güneş ışığı dışında ampul ışığı daha iyi olur demek istiyor. PlayStation kameramızı yerden 50 santim yukarıya şey yapmamız gerekiyormuş. Giriş ekranına dönmek için home screen demem gerekiyormuş. Direkt öne doğru bakmalıymış. Bunun bu arada kameranın yönü de değişebiliyor. Neredeyse bitti. Ayaklarınız şuna gelsin diyor. Ben tabii bunu ayaklarım oraya gelsin diye koltuğumu hareket ettirmek, yani öne çekmek istemedim. Çünkü garip bir görüntü olacaktı. Önümde hareket alanı pek olmayacaktı. Şöyle basayım. Arkadaşlar The Playroom bu kadar. Oyunlarla spor yapıyorum. Gerçi pek spor olmadı ama. Dördüncü bölümünün sonuna geliyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. Şöyle giriş yaptığımız gibi yapalım. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi ve özellikle turunculevye.com'a yorum atmayı unutmayın. Oyunlarla spor yapıyorum. Diğer bölümlerinde Kinect'e de bakacağız. Farklı PlayStation Move oyunlarına da bakacağız. Aklınızda bulunsun. Bizi takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın.